Merhabalar EKS 2023 tayfa. Amacım sizleri korkutmak değil sadece uyarmak. Yıllardır ÖSYM'nin sınavlarında görev yapan bir öğretmeniniz olarak. Ee, sizlere bu kanalda ücretsiz reperlik hizmeti sunuyoruz. Kanalımızı bilmeyenler varsa. Tercih döneminde sonrasında üniversite kayıtlarına, yurt burs başvurularına her şey bu kanalda olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. E, ee, ÖSEME ne diyor sevgili arkadaşlar? Ee, bakın Dikdörtgen kırmızı içerisine aldım. Sınav günü sınav görevlerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz diyor. Kim diyor? ÖSYM diyor. Ya sınava alınmazsınız demiyor. Bakın almayabileceğini. O anda zaten çok stresli olacağız. E, bu stres içerisinde bir de bu Acaba sınava giremeyebilir miyim? Stresini yaşamaya bence gerek yok sevgili arkadaşlar. Ya sınav başvurularını yaptık önemli değil. Sınav başvurusundaki fotoğrafımız önemli değil. Önemli olan hangi fotoğraf? Kimlikteki fotoğrafımız, TC kimlik kartımızdaki fotoğrafımızın güncel olması gerekiyor. Güncelden kasıt da bunda yıl önemli değil. 3 yıllık, 5 yıllık meselesi değil. E, nedir buradaki mesele? Yüzdeki fiziksel değişim çok fazla ise... Yani siz bile e, kimlikteki fotoğrafınıza baktığınızda... Ya bu ben miyim? Diyorsanız ki sınav görevlisi de diyecektir. E, ne olur o zaman diğer sınav görevlisini çağırır, bina sorumlusu çağrılır vesaire vesaire sizin o anda yaşayacağınız stres katsayısı artacaktır. Bence hiç gerek yok. Eğer ki kimlik fotoğrafınıza baktığınızda ya bu ben miyim diyorsanız kimliğinizi mutlaka sınava kadar yenileyin. Zaten bakın sınava da az bir zaman kaldı. Hep fotoğrafta özür dilerim arkadaşlar. Başörtüsü Önemli değil. E, sakal vardı yoktu. O da çok önemli değil. Gözlük zaten hiç önemli değil. E, ama dediğim gibi e, insanlar fiziksel olarak bazen çok büyük değişimler gösterebiliyorlar. Bu şekilde olan arkadaşlar mutlaka mutlaka kimliklerini yenilesinler. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.